Değerli arıcılar, Muğla Arıcılık ve Çam Balığı Kongresi'nin bünyesinde çok önemli bir yarışma yapıldı. Arıcılık dendiği zaman ülkemizde ilk akla gelen baldır. Aslında dünyada da böyledir. Fakat gelişen zaman içerisinde dünyada pek çok arı ürünü de şu anda bal ile birlikte anılıyor. Ülkemizde ise şu anda bal hala bir numaralı arı ürünü konumunda bulunmaktadır. İşte bal konusunda ülkemizde farklı bölgelerde, farklı yörelerde çeşitli ağaç veya yayladaki çiçeklerden çeşitli ballar üretilmekte ve bunlar pazara sunulmaktadır. Merkez Arıcılar Birliği düzenlediği bu kongre esnasında bu balları bir yarışmaya soktu. Diyeceksiniz ki neden yarışıyor bu ballar? Biri diğerinden nasıl ve neden üstü nasıl saptanıyor? Önce şunu belirtmekte bir fayda görüyorum. Dünyada ticari değeri olan balların hemen hemen tamamı herhangi bir yarışmaya girmiş ve orada ödül almış, üstünlüğünü o ödülle kanıtlamış ballardır. Bunu kanıtlayan ballar daha sonra dünya piyasasında yerini alır. Örneğin pek çok insanın adını saydığı Manuka balı da bu kapsamdadır. Gerek aldığı ödüller, gerekse bilimsel çalışmalar sonucu içeriğinin saptanması sonucu şu anda dünyada Manuka balı bir markadır. Hatta taklit edilen bir markadır. Yılda 1700 kilo üretilip 10 ton satılan bir bal düşünün. İşte o Manuka balı. Ülkemizde de işte bu geleneğe uyarak biz bir bal yarışması düzenledik. Şu an kongre bünyesinde düzenlenen bal yarışmasıyla tıpkı Apimondia'da olduğu gibi ülkemizdeki ballar çeşitli kategoride yarıştırıldı ve bunların içerisinden çeşitli kriterlere göre birinci, ikinci ve üçüncü seçildi. Şu anda bu konuda bize bu bilgileri vermek üzere Muğla Arı Yetiştirici Birliği Tarım Danışmanı Gıda Mühendisi Yasin Kırgız ile birlikteyiz ve kendisine bu konuda merak ettiğiniz bütün soruları yöneteceğiz. Merhaba Yasin Bey. Merhaba hocam. Teşekkür ediyorum. Yasin Bey, önce bize şöyle bal yarışmasında hangi kategorilerin bulunduğunu ve kaç tane bal örneği geldiğini bir sayısı olarak verebilir misiniz? Tabii hocam. Biz 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi çerçevesinde düzenlediğimiz bal yarışmasını 3 kategoride gerçekleştirdik. Bunlar monofloral, tek çiçekli, polifloral, çok çiçekli, salgı balı ve diğer salgı balı ve çam balı kategorisinde bir yarışma düzenledik. Bu kapsamda monofloral bal kategorisine 19 bal numunemiz geldi. Polifloral bal kategorisine 71 numune, çam balı ve diğer salgı ballarında ise 23 numune geldi. Toplamda 113 bal yarışmaya tabi tutuldu. Yurt içi veya yurt dışı diye bir ayrım yapabilir miyiz? Tabii ki. Bu vermiş olduğum rakamlar 6 ülkeden gelen toplam bal sayısıdır. 6 ülkeden numuneler geldi. Biz bal yarışmasının son numune gönderimini 1 Ekim olarak belirledik. 1 Ekim'de kargoya verilen ballar olması hasebiyle kimse mağduriyet yaşamasın diye 3 Ekim'de gelen ballar da son tarih olarak alındı ve aldığımız balları Muğla Sıt Koçman Üniversitesi Gıda Analiz Laboratuvarı Merkezi'nde öncelikle duysal analize tabi tuttuk. Duysal analizde de 9 kişiden oluşan, bunun içerisinde akademisyenlerimiz var, sektörde çalışan, balla ilgili çalışan kişiler var, arıcılar var. Tamamen teşekküllü bir jüriden oluşan jüri heyeti öncelikle balların duysal analize tabi tuttu. Duysal analizde nelere bakıldı? Tat, koku, ambalajın temizliği, balın albenisi gibi özelliklere bakıldı. Bu çerçevede biz balların ilk etapta duysal analizden geçen %25'ini kimyasal analize alacağımızı başvuru aşamasında sitemizde belirtmiştik. Ama o kadar yakın puanlar çıktı ki özellikle monofloralde %50'sini aldık. Polifloralde %35'ini aldık. Çam balında da %65'ini kimyasal analize tabi tuttuk. Kimyasal analizde de tabii ki bakılan kriterler Türk Gıda Kodeksinde bakılan ve oradaki kriterler baz alınarak analizler yapıldı. Bunlar kalıntı analizleri, antibiyotik kalıntısı, şeker profilleri, prolin, diastaz, iletkenlik, HMF, nem gibi kriterlere bakıldı. Sonuç olarak burada duysal analiz total puanı %50 etkiledi, kimyasal analizi %50 etkiledi. Daha sonra bunlar toplandı, bir derecelendirme yapıldı. Tüm bu süreçler, burada da görüyorsunuz hocam, şu vermiş olduğumuz kod üzerinden yapıldı. Biz balları 3 numune, aynı numuneden 3 tane istedik. Yani şöyle diyelim, balların kimin olduğu belli değil. Değil. Biz bir tanesine dedik ki arıcıya, kişisel bilgilerinizi bir tane kavanoza yazıyorsunuz, diğer iki kavanozda hiçbir şekilde bilgi olmuyor.
Biz gelen balların üzerine şu vermiş olduğumuz bizim tarafımızı oluşturan kodları verdik. Bu kodlar diğer iki kavanozda da var. Onların üzerinde kişisel bilgiler yok. Kişisel bilgiler sadece kongre çerçevesinde teşhir için, sergilenmek için istedik. Bunun üzerine bir değerlendirme yapıldı. Gerek duyusal gerek kimyasal. En son numaralarda kim olmuş ondan sonra belli oldu yani. O şekilde bir değerlendirme yaptık. Peki yarışmada kazananları şöyle isterseniz bir sıradan bir okuyalım. Bizim bu birinci kategorimiz şuradaki unifloral. Buradaki tek çiçekli bal. Burada hangi illerimize ait? Birinci olan Malatya Arguvan'dan. Evet. Tek çiçekli bu balımız sütlen balı. Evet. Olarak. İkincisi İstanbul Beykoz'dan kestane balı. Evet. Üçüncüsü de Slovakya'dan gelen bir yabancı üreticimize ait. Arı otu balı. Evet. Benim doktora tez konum olan arı otu balı dereceye girmiş. Evet, şu anda öğreniyorum. Çok mutluyum. Evet. Peki çam balında hangi dereceler? Çam balında zaten gelen numunelerin çoğu Muğla bölgesine geldi. Evet. Ve ilk üç de Muğla'dan çıktı. Evet. Bunlar da Marmaris bölgesi. Birinci Seydi Kemer, ikinci, üçüncü olan da Ula bölgesinden balımız. Evet. Polifloral'e gelince, polifloral'de burada yani karışık çiçek balı. Evet. Burada birinci Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir bal oldu. Beş Parmak Dağları'nda üretilmiş bir bal. İkincisi yine Malatya bölgesinden bir bal, yine Arguvan'dan. Üçüncü de Karaman bölgesinin balı. Üçüncü oldu. Biz bu çerçevede jüri gelen balları değerlendirirken bir güzel bir bal geldi. Yani sunumu güzel olan. Evet. Onun için de özel bir ödül verelim dedik jüri olarak. Bu da en güzel tasarım jüri özel ödül oldu. Evet. Bu özel bir ödül olarak verildi artık. Hem tasarımı güzel hem de üzerinde bir mesajı vardı. Arı varsa arı yoksa evet, hayat yok, arı varsa hayat var diye. Bu da güzel bir bu kongrenin şeysi oldu. O zaman bundan sonraki süreçte de bu tip tasarım ödülleri de verilebilecek bir örnek teşkil tabii ediyor. Yani bunu biz aslında şey için yaptık. Yani diğer önümüzdeki kongrelerde bunu görsünler, artık biraz daha yaratıcılık ruhumuzu bala da yansıtalım. Yani bizim sadece üretmek değil artık hocam. Bunun sunumu ve insanlar albenisini de artık sağlamamız lazım.